Günaydın arkadaşlar. Bugün böyle biraz kahvaltıyla başlatayım videoyu dedim. Çünkü uzun zamandır evde böyle uzun bir video çekmiyordum. İnşallah Allah'ın izniyle bugün çekmek istiyorum. Sizler de özlemişsinizdir diye düşünerek. Şimdi burada annemin yaptığı acuka var. Normalde patates kızartması böyle kendim keyfim için yapıp hiçbir zaman yemiyorum ama son 2-3 günde böyle canım çekiyordu. Ben de böyle 2 küçük boy patates kızarttım ama birazcık fazla oldu. Bitirebilir miyim, bitiremez miyim bilmiyorum. Bir tık fazla yapmışım. Çayım da burada. Müge Anlı izliyorum. Gerçekten şu son olaylar beni böyle biraz çıldırtıyor. Arkadaşlar herkese selamlar. Evet bugün videoda sanırım yüzümü ilk kez gösteriyorum. Çünkü bugün çok bir şey çekmedim. Arkadan şöyle yapayım. Arkadan storların cama çarpma sesi geliyor. Storlar değil de storların bu şey ipi oluyor ya onlar çarpıyor falan filan. Bugün böyle İstanbul'da bir fırtına havası var. Şimdi ben mutfak değil. Banyonun kapısının önünde oturuyorum. Aslında bugün çok iş yaptım. Her yer süpürüldü, silindi, toz alındı. Gayet böyle güzel işlerimi hallettim çok şükür. Biraz böyle toparlanmam lazım dedim. Şimdi banyoda benim dolabım sürgülü kapaklı banyo dolabım ve 2 tane kapağı var. Bir bölmesinde lavabonun alt bölmesinde deterjanlarım, diğer bölmede de klozetin olduğu tarafta da havlular var. Fakat ben şimdi onların yerini değiştireceğim. Her ne kadar sürekli kapak kapalı duruyor olsa da havluların o tarafta durması beni rahatsız ediyor. Ve deterjanları o tarafa alacağım. Aslında şey diye öyle yapmıştım. Demiştim ki şimdi lavabo altına akıtır falan filan havlular lavabonun altında olmasın. Ama çok şükür taşındığımızdan beri öyle bir sıkıntı olmadı. Olursa da yapacak bir şey yok artık havlular yıkanır yani. Ama hiç öyle bir durum olmadı. O yüzden deterjanların orada durması beni çok rahatsız ediyor artık. Deterjanları klozet tarafına alacağım. Klozet tarafındaki el havluları, yüz havluları, ayak havluları ve banyo havlularını lavabonun altına alacağım. İnşallah sıkıntı olmaz. Ama şöyle bir sorunumuz var. Deterjanların olduğu taraf aşırı karışık. Gerçekten aşırı karışık. Neredeyse 3-4 aydır orayı hiç ellemiyorum. Zaten bu hamilelik sürecinde çok az deterjan kullanıyorum. Daha çok böyle beyaz sabundan falan bir şeyler yapıp onları kullanmaya çalışıyorum. O yüzden yani gerçekten çok karışık. Şimdiden göreceğiniz görüntü için üzgünüm. Ama zaten bir yeri temizleyip düzenliyorsak oranın ilk başta biraz dağınık ve kirli olması gerekmiyor mu diyerek kendimi şey yapıyorum. Şimdi önce deterjanların hepsini indirelim. Sonra silelim. Havluları alıp bu tarafa yerleştirelim. Şimdi bakın şurada da yedek peçete var. Onu da sığdırabilirsem oraya alacağım. Burada benim deterjanlarım var. Bakınız. Güya düzenleyiciler falan koymuşum da düzen hak getire yani. Her şey birbirine girdi. Normalde burada belli bir şey olarak duruyorlar. İşte bir tarafta yer silme şeyleri, bir tarafta başka şeyler gibi gibi. Ama her şey birbirine karıştı. Havluları buraya alacağım sanırım. Güzel olacak. Öncelikle bütün deterjanları şu kapının oraya dizmekle başlayayım. Ben tezgahın üzerine alayım en iyisi bunları. Bu sarı kantaroni arkadaşlar. MAC'in böyle bitmiş sprey şişesi vardı. Buna koydum. Bunu annem yapıyor ve bütün yaralara her şeye faydalı. Mesela Özgü Duru pişik olunca Özgü kullanıyor hemen. Direkt etkisini gösteriyor. O yüzden çok faydalı bir şey. Allah affetsin ya. Gerçekten. Şu sabunları bir kaba mı koysam acaba? Onun leşliğine bakın. Akıtmış hepsi. Şu ön kısmına da süngerini koyacağım da sünger şu an farklı bir yerde. Çok sevdim şunu. Beyaz sabun kokulu Vismate'in. Cifim. Bu bitmiş ama ya. Bitenleri de ayırayım böylece. Eski banyomda dekor olarak kullandığım böyle 2 tane saksı çiçeğim var. Bunlar çok tatlışlar. Atmak istemiyorum ama bu banyoma da yakışmadıkları için böyle kaldılar. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki köye götürürüm. Köydeki banyoya bunlar çok yakışır. Şöyle kaktüs mumlarım. Bunları eski banyomda görüp aşırı soruyordunuz. Kuzenim aldı diyordum. Gerçekten kuzenim aldı bunları ve nereden olduğunu bilmiyorum. Eğer Trendyol'da bulursam aşağıya link eklerim. Ama bulabilir miyim? Emin değilim arkadaşlar. Ne? Silikon.
Gördüğünüz gibi birbiriyle ne kadar alakasız bir şey varsa hepsi burada. Bu arada şu an burası kamerada çok küçük gözüküyor ama aslında küçük bir bölme değil. Şuraya dizdiğim deterjanları da temizleyip yıkayıp, yani kaplarını yıkayacağım. Kaplarını yıkayıp kurulayıp bu havluları çıkarttığım kısma koyacağım. Şimdi arkadaşlar yan tarafta da aynı şeyi yapıyordum. Havluları sereceğim kısma şöyle benim peştemal değil, şile bezi değil, unuttuğum bir bezden havlum var. Bunu da yan tarafta yine havluların altına sermiştim. Burada da yine aynısını yapacağım. Bu zaten çok kullandığım bir havlu olmadığı için böyle rafı koruma görevi görsün diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar, daha günlük olanları ön kısma, daha misafir geldiğimde genelde koyduklarımı, hafif dantellileri falan arka kısma koydum. Burada böyle ayak havluları var, diğerleri kirli de. Burada da vücut havluları var, misafire verdiğimiz vücut havluları. Bizim bornozlar zaten kapının arkasında asılıyor. Burası gayet güzel oldu. En azından böyle derli toplu duruyor. Şimdi hemen şunları yıkayıp, temizlik malzemesini yıkamayan da ne bileyim yani diyormuşum. Hemen temizlik malzemelerimi temizleyip kurulayıp onları da yan kısma yerleştireyim. Arkadaşlar, evet ben şimdi burayı da kendimce düzenledim. Şurada büyük bir kutu vardı, görüyorsunuz. Burada en çok kullandıklarımı öne koydum. İşte genel temizleyici, banyo temizleyici falan. Diğerlerini hani arkaya doğru koydum. Şu hemen yanındakinde şunda. İşte burada sünger, tel ve lavabo için cif ve fırça, arkada da çamaşır suyu var. Onları ayrı olarak yaptım. Hemen onun yanında şurada birefler var. Klozetin içine taktığımız kokulu sabunlar var. Onları da öyle bir kabın içerisine koydum. Şöyle bir iki yanık kepçeliği var. Bunun içine de bütün sabunları koydum. Sabunlar da burada duracak. Burada sıvı el sabunu ve yedek olan şeyimiz. Sabunluğumuz. Hemen yanında ıslak mendil, şöyle şunun içine koydum. Arkada da benim şöyle çeyizimde şey vardı. Bakır bir kap vardı. Bu kap nereden geldi biliyor musunuz? Kap değil de tas. Bu evde önceden babamın kiracıları vardı ya. Onlar Diyarbakırlıydı ve Zehra ablanın kayınvalidesi. Yani kiracımızın kayınvalidesi. Ben evleneceğim diye böyle şey yapmıştı. Diyarbakır'da bütün evlenecek kızların çeyizinde böyle bakır tas olurmuş, hamam tası. Sağolsun bana da getirmişti, senin de çeyizinde olsun diye. Ben bunun içerisinde böyle işte ayak bakım malzemelerini koydum. Pil, topuk çatlak için makina ve topuk kremi. Tırnak makasları var. Şöyle bunlar da bakım aletleri. Yani burada bakır kabın içinde duruyor. Şu köye gidecek yalan yeşillikleri kenara dizdim. Ay, bunlar da burada.
Yerlerde de çöp falan var. Şimdi onları toplayıp hemen bir yeri silip hazırlanıp çıkacağım, dışarıda yiyeceğiz bugün. Şunun üstündeki tozdan bahsediyordum bakın. İki günde bu hale geldi. Ama güzel oldu ya şimdilik. Yani biliyorsunuz ben öyle çok düzenden falan anlamıyorum arkadaşlar. Kolayıma nasıl gelirse öyle yapıyorum. Benim için önemli olan temiz olması. Havlu kısmını da hemen şöyle göstereyim. Burayı da zaten gördünüz. Umarım gayet temiz ve düzenli gözüküyordur şu an. Şimdi tam silecektim. Şöyle fıslattırdım aslında ıslattığım yerleri ama size göstermek aklıma geldi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bunu geçen ay almıştım. Şöyle kapatayım. Bunu geçen ay almıştım. Çok teşekkür ederim. Bana güvenip o kadar çok kişi almış ki. Bu ürünü alan herkes çok memnun. Zaten herkes tavsiye ediyor. Siz de illaki görüyorsunuzdur. Şimdi ben de hemen banyomu sileceğim. Böyle bir seferde işim bitmiş olacak. Gerçekten çok güzel temizliyor. İki tane yedek bezi geliyor. Ama ben Silva var bende. Silva'nın bezlerini de takıp da kullanabiliyorum. Benim için çok güzel oldu. Hemen şöyle şuraya fıst yapınca böyle yere, bayağı da ıslattım size göstereceğim bir yeri. Yere şu haznesindeki, haznesini görüyorsunuzdur. Kendi hazırladığım deterjanlı suyu bırakıyor. Şimdi yerdekilerin tozunu aldım, yukarıya kaldırdım. Hemen yeri sileceğim ve direkt hazırlanmam gerekiyor. Arkadaşlar, tekrardan selamlar. İşleri hallettikten sonra hemen giyindim, indim aşağıya. Bahadır'da biraz beklettim bu süreçte. Evet. Şimdi İskender yemeğe gidiyoruz. Biliyorsunuz bu süreçte aşermeleri ben değil, Bahadır yaşıyor. Bahadır ne aşerirse biz onu yiyoruz. Bahadır'cığım ben aşeriyorum desene, ne Bahadır'ı? Ben mi söyledim sana canım İskender çekti diye? Ya sen evde uğraşma diye. Teşekkür ederim. Aslında yemeğimiz vardı. Çorbasından, pilavından an. Şimdi oraya gidiyoruz. Bahadır öyle deyince yalan yok. Benim de canım çekti. Çünkü en sevdiğim dışarıda yiyebilecek yemeklerdendir İskender. Ne zamandır da yemiyorduk. Ne zamandır dediğim çok uzun zaman, yani 3-4 ayı vardır herhalde. En son ben almıştım, arabada yemiştim ya, sen yemiştin. En son evet. Evet. Bir yere gidecektim. 2-3 ay olmuştu. Pandemide lokantalar kapalıyken canım çekmişti. Bahadır şey yapmıştı, paket almıştı. Arabada paket şeklinde yemiştik, onu hatırlıyorum. Bayağı bir oldu yani. Şimdi onu yiyeceğiz. Sonrasında bakalım neler yapacağız. Biz geldik arkadaşlar. Arkadaşlar hafta sonuna böyle başladık. Efsane bir günüydü. Pankek yaptım, yufka kızarttım, muzumuz, reçelimiz, balımız, peynirimiz, zeytinimiz böyle. Ablam ve Büşra da geldi. Şimdi hep birlikte kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar herkese selamlar. En son kahvaltıyı çektim size. Ablam ve Büşra kahvaltıya gelecek dedim. Ne diyordum? Aslında abimler falan da gelecekti ama Özge ve Özgüdür'ü uyuyakalmışlar tekrardan. Özgüdür'ü erken uyanıyor, sonra bir posta daha uyuyorlar. O yüzden biz önce kahvaltımızı yaptık, Büşra ablam, ben, abim. Ondan sonra da Özge ve Özgüdür'ü ve abim geldi. Sonra bir de onlar yaptılar. Bayağı bir oturduk 3'e 4'e kadar sohbet, muhabbet derken zaman geçti. Sonra onlar gittikten sonra biz hazırlandık. Şimdi arkadaşlarımız evleniyordu üniversiteden. Cihan Bahadır'ın arkadaşı, Feyza benim arkadaşım. Şimdi onların düğünlerine geldik. Aslında onlar
bu ilk korona geldiğinde, ilk düğünler iptal olduğundaki hafta sonu evleneceklerdi. Ama maalesef şimdiye ertelemişlerdi. O yüzden Allah'ın izniyle bugün böyle evlenecekler. Mutluluklar diliyoruz. Şöyle 2 sene önce aldığım bir elbisemi giydim. Olmaz diye düşünüyordum ama oldu. Çantam ve ayakkabılarım. Böyleyim. Bahadır da böyle. Ben de böyleyim. Gidelim. Gel be, buraya gel. Gel. Tek mi geldin? Sanki de ben... Eyvallah. Herkese selamlar arkadaşlar. En son ne çektim, ne yapıyordum, neredeydim ve hangi gündeydim asla hatırlamıyorum. Ama şu anda pazar gününde olduğumu biliyorum ve akşam saat 6.30 civarları. Şimdi biz bu akşam cumartesi sabahı çektim. Abimler falan gelmişti kahvaltıya. Evet, onu çektim. Sonrasında cumartesi akşamı da arkadaşlarımızın düğünü vardı. Düğün derken biliyorsunuz artık düğün şeklinde olmuyor da gittik. Onlar gelin damat bir kere dans etti. Takımızı taktık çıktık. Öyle bir düğündü yani. Ondan sonra da bu sabahta, pazar sabahı da uyandım. Tam uyandım. Bir 10 dakika falan telefonda vakit geçirdim. Kayınvaliden mesaj attı. Seda kahvaltıya gelin yapmadıysanız diye. Ben de olur geliriz dedim. Bahadır uyandırdım. Kayınvalidemlere kahvaltıya gittik. Sonrasında bu akşam da çok hareketli bir günümüz geçmiş. Sonrasında bu akşam da şey yapacağız. Şimdi Özge'lere gidiyorum. Genelde gündüz bize gelecekleri zaman gündüz geliyorlar. Akşam gelemiyorlar. Çünkü Özgüdür uyku saatini geçirdiği zaman bizim evde uyumuyor. Yani başka evde uyumuyor. Beşiğini istiyor illaki. O yüzden akşam buluşmalarını genelde abimlerde yapıyoruz. Özgüdür hanıma göre ayak uyduruyoruz, anlayacağınız. Şimdi bu akşam ablam kısır yapacak. Özge makarna salatası yapacak. Ben de börek yaptım. Çatır börek. Bir zamanların meşhur olan böreğini yaptım. Benimle birlikte birçok takipçim yapmıştı. Hepsinin ellerine, emeğine sağlık ve hepsi çok beğenmişti. Şimdi tekrardan uzun zamandır aklımda o börek vardı. Ne zamandır yapmıyordum. Buraya taşındığımdan beri bir yılı geçmiş. O yüzden şimdi tekrardan o börekten yaptım patatesli. Onları alacağım. Abimlere doğru gideceğiz. Kapı çarpıyor rüzgardan. Günün özetini de geçtiğimize göre yola çıkabiliriz. Yolumuz uzun malum. Karşı binaya geçeceğiz. O zaman orada görüşürüz. Bu da burada. Takma kablarını falan yıkıyorum. Bu böyle şeydi. Yer kaplıyordu. Çıkarttım onu o yüzden. Böreğimizi göstereyim hemen. Bakınız. Şöyle bez vardı. Örtü vardı üstünde. Çıtır çıtır. Mükemmel bir börek. Şimdi hemen bunu böyle bir saklama kabına alıp götüreceğim.